YouTube Dalaman TV takipçileri, bugün günlerden 18 Eylül 2022 Pazar. Biliyorsunuz yarın Türkiye tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli günlerinden birisi 19 Eylül Gaziler Günü. Bu vesileyle daha önce de çıkarmış olduğumuz gazetede zaman zaman köşe yazılarına başvurduğumuz tarih hocamız, şu anda Dalaman İlçe Milli Eğitim Ar-Ge'sinde çalışan Ali Ertem hocamla beraberiz. Kendisi bu olaylara, bu konulara vakıf olduğu için ben geçen hafta dedim ki, hocam dedim, yani bu günün anlam ve önemiyle ilgili seninle bir söyleşi yapalım dedim. Sağ olsun beni kırmadı. Az önce söylediğine göre ilk kez oturarak bir şey anlatacak, oturarak evet. Bir şey yapacak. Yani biraz sıkıntılı olacak ama alışacağız artık. Önümüzdeki süreçte de Dalaman TV'de böyle tarihi olaylar, herhangi özel günler, milli günler rast geldiği zaman, tarihi günler denk geldiği zaman hocamın değerli fikirlerine başvuracağız. Şu anda Dalaman Anadolu Lisesi'nin bahçesindeyiz. Son derece güzel bir bahçe. Çok eski ağaçlar var. Hocam burayı çok sevdiğini söylüyor. Burada tabii onun çok anıları var. Bu vesileyle biliyorsunuz hocam devlet memuru olduğu için onun röportaj vermesi, konuşması biraz izne bağlı. Bu izni bize veren Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Çen'e de buradan teşekkür ediyorum. Ben biliyorsunuz Dalaman Şehit ve Gazileriyle Dalaman diye bir kitap yazmıştım. İşte o 10 tane şehidimiz, 26 tane gazimizi içeren bir yayın yapmıştım. Bunu sonra zaman zaman bununla ilgili ben açıklamalar, haberler yaparım zaten. Ama biz bugün hocama önce hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Sayın izleyicilerim, Ethem Bey ile benim tanışıklığım uzun yıllar öncesine dayanıyor. Dün bugün tanışmış değiliz kendisiyle. Sevgili oğlu Erol'un hem evet. Çiftlik Ortaokulu'nda hem de burada Dalaman Anadolu Lisesi'nde öğretmenliğini yaptım. 20 yılı aşkın bir süre beraber olduk. Kendisi benden Gazi Günü ile ilgili programı yapmamı istediğinde, yani bunu bir rica olarak değil bir görev olarak gördüm ben. Evet. Kendisi sağ olsun teveccüh ettiler, bilgimize güvendiler, samimiyetimize güvendiler. İzleyicilerin huzurunda ben size teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi hocamla biz tabii bir ön görüşmeler yaptık birkaç gün önce ama orada şöyle söyledi. Ya gençler dedi, bu konularda gazilik nedir, şehitlik nedir, bu konularda biraz dedi bilgilendirilmesi lazım. Bilgi ve gençlerin bilinç. Bilinçlendirilmesi lazım dedi. Şimdi biliyorsunuz bizim Türk ulusunda, genetik olarak Türk ulusunda biz tabii çok savaşlar yapmışız, çok böyle hengameler geçirmişiz, ordu milletiz böyle. Bizde gazi çok, şehit çok. Hocam gazi ne demek? Önce kelime anlamıyla başlayalım. Evet. Gaza Arapça bir kelime. Gazi ise gaza hücum etme, sefer etme, savaşma, çatışma anlamına geliyor. Gazan mübarek olsun. Evet, gazi kelimesi ise ismi faili. Yani gazaya iştirak eden, katılan kişi anlamına geliyor. Fakat şunu söyleyeyim, neredeyse dünyanın bütün köklü devletlerinde gazilik makamı mevcut. Ama dikkat edin, makam dedim. Makam, bir ünvan ama aynı zamanda bir makam. Biraz sonra açıklayacağım onu. Dünyanın köklü devletlerinde gazilik makamı mevcut. Fakat şimdi konuyu benim baban senin babanı döver meselesini getirmek istemiyorum ama yani bütün milletleri azizdir. Türk milletinin gazilik kavramı diğer milletlerden farklı. Az önce cümle içerisinde ben müdahalede bulundum. Ordu millet dedim. Evet. Çünkü devletlerin ve milletlerin ordularını iki şey belirler. Birincisi coğrafi konum. İkincisi de bu coğrafi konumun o halka yüklemiş olduğu sorumluluk. Türk tarihine baktığımızda, şimdi Orta Asya'ya bakıyoruz, hep sert iklim, komşularıyla sürekli bir çatışma hali ve bu ne yapıyor Türk milletini? Sert kimlikli yapıyor. Şöyle bir söz var, hiç bitmez bu söz. Türk at üzerinde doğar, at üzerinde büyür ve at üzerinde ölür. Bugünkü medeniyetlerin zaten oluşmasında biz ata borçluyuz. Şöyle demesin izleyicilerimiz, seyircilerimiz. Ya günümüzde atın hükmü mü var? Saatte atın hükmü. Öyle değil. At yerini başka fonksiyonlara bırakıyor. Silahlar daha o tank olmuş, silahlar. Uçak olmuş, bilmem ne olmuş. At orada sadece bir sembol. Türk her zaman sert hayat koşullarıyla mücadele edebilmek için askeri kimliğini ortaya koymak zorunda kalmış. Bakın bugünkü coğrafyaya.
dört bir yanımız sürekli tehditli. Geçiş bölgesindeyiz biraz. Coğrafi az önce dediğiniz gibi. Evet, transit yerdeyiz. Transit yerdeyiz. Bu ne yapıyor? Bizim konumumuzu diğer ordulardan, diğer milletlerden farklı hale getiriyoruz. Şimdi gazilik. Daha teyakkuzda oluyoruz. Diğer sürekli alarm halindeyiz. Evet. Şimdi diğer milletlerden farklı dedim. Neden farklı? Evet, bugün bir Fransa, bir Amerika, bir İran, bir Japonya elbette gazilerine gereken hürmeti, itibarı göstermekte, onları onure etmektedir. Fakat burada bizim gazilik anlayışında devreye İslam dini giriyor. Daha bir kutsiyetleşiyor, evet. Sanki. Kutsal. Kutsal bir kavram. Yani o insanlar kutsal insanlar. Çünkü mesela Ali İmran suresinde, Bakara suresinde, Tevbe suresinde, Nisa suresinde, Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde biz gaza ve gazilik makamının teşvik edildiğini, önemsendiğini görmekteyiz. Tıpkı şey gibi ama biraz yani şehadet de zaten. Şehadet. Şimdi zaten gazi kime denir? Gazaya katılıp şehit olma adayına denir. Aday. Olmamış ama. Eğer yani o makamı ulaşabilmişse şehit diyoruz. Şehadet makamına ulaşamamışsa da ne diyorduk? O güzel sözümüz neydi? Yani sevgili Dalaman TV takipçileri, şimdi bizim hocamın demek istediği, yani Türklerde gazilik biraz kutsal, daha kutsal. Bunun bir dini açıdan, manevi açıdan, Kur'an-ı Kerim'deki ayetler açısından da bir önceliği, bir özelliği var. Yani diğer ülkelere göre bizim gazilerimiz daha önemli. Şimdi bu gazilerimiz toplum içerisinde, halk arasında yaşıyorlar. Gazadan geldikten sonra, savaştan geldikten sonra ya da devlet için, ulus için herhangi bir çatışmaya girip de bir şekilde bir uzvunu kaybetmiş ya da yaralanmış birisi geliyor, tekrar halkın içerisinde yaşıyor. Gerek travmasıyla yaşıyor, gerek travmasız yaşıyor, bir şekilde bizim aramızı yaşıyor. Bizim halkımız da bunlara çok saygı duyuyor. Yani biraz Türklerde de bu da var yani. Var. Saygı duyuyorlar. Fakat toplum dönüşmekte. Ben üzülerek şahit olmaktayım buna, görmekteyim. Diğer milletlerden bir iki tane örnek vermek istiyorum. Bu sözlerimden kesinlikle gazilere gereken hürmeti, itibarı göstermediğimiz anlaşılmasın. Fakat mesela İngiltere'de Gazi Günü vardır. Sadece bize mahsus değildir. Evet. İngiltere'nin ve Amerika'nın Gazi Günü 11 Kasım'dır. Neden 11 Kasım? 1918 yılında Dünya Savaşı 11. ayın, Kasım ayının 11. günü saat 11'de imzalanan antlaşmayla bitmiştir. O yüzden 11 Kasım'ı Gazi Günü ilan etmişler ve özellikle İngiltere'de o zaman ölen askerlerinin mezarları üzerinde gelincikler açtığından 11 Kasım'da İngiltere'de gelincik rozeti takmak bir adet, bir gelenek haline gelmiştir. Evet. Fransa'ya baktığımızda mesela Fransa'nın gazileri bütün kamusal alanlarda ilk sıradadır, önceliklidir. Rusya ile ilgili örnek vereyim. Rusya'da yeni evlenen çiftler evlendikten sonra, yani kiliseden çıktıktan sonra mutlaka bir askeri mezarlığı ziyaret etmek zorundadırlar. Yani biz sizin sayenizde, evet, yaşıyoruz. Bu geleneklerin, tamam mı, ölmemesi lazım. Evet, ölmemesi. Devam etmesi lazım. Ama bizde hani hocam dedin ya, bizde bunlardan artı bir de kutsallığı var. Kutsallığı, onu söyledim. Bizim az önce işte bir takım sureler söyledim size, ayetler. Bir kutsallığı var. Bu ayetleri şimdi ben burada tek tek söylemeyeyim. Yok, yok. Çünkü önemli. Bunları biz sürekli duyup şimdi duruyoruz. Vaktimiz yani de kısıtlı. Gençler açısından, şimdi gençlerin kafasında, yani biz dedik ya öncelikle gençler, yani yeni nesil bu konuda bilgilensin diye. Şimdi bu gazilerle biz hep iç içeyiz. Bir şekilde beraber yaşıyoruz. Yani devletin bunlara tanıdığı öncelikler, pozitif ayrımcılık, zaten bunu görüyoruz. Maddi manevi. Bunu görüyoruz zaten. Ama gençler şunu diyor, yani şimdi mesela şehit nedir, gazi nedir? Temel olarak bunu söylemek lazım. Şehit mesela bizim dinimize göre Allah yolunda savaşırken ölenlere verilen, hayatını kaybedenlere şehit denir, bu kadar. Ölmediyse, yaralandıysa ya da uzvunu kaybettiyse, bir zarar gördüyse onlar da gazi oluyorlar. İşte burada karşımıza bazı zorluklar çıkıyor. Gaziliğin tanımlanması, anlamlandırılması bu çeşitlilik yüzünden. Ama biz kendi silahlı kuvvetlerimiz açısından söylersek gaziliği iki şekilde tanımlamışız.
Eğer savaşa katılmışsa ve yara almadan dönmüşse buna muharip gazi diyoruz. Evet. Nitekim zaten tabelalarda falan gençler dikkat ettiyse, halkımız dikkat ettiyse orada şey yazar, Muharip Gaziler Derneği yazar. Evet. Fakat yaralanmışsa, hele ki bir uzvunu kaybetmiş ise o zaman bu gazimiz kolluk kuvvetlerimizde malul gazi olarak geçmekte. Bunu da sayın izleyicilerimize söyleyelim. Muharip gazi ile malul gazi arasındaki farkı. Şimdi siz az önce yaşamış oldukları travmalardan bahsettiniz. Ben biraz sonra geleceğim o konuya. Fakat biz şeyden devam edelim. Gazilik kavramının Türk milleti için ifade ettiği değerden devam edelim. Kur'an'da pek çok yerde övüldüğünü, Allah tarafından onore edildiğini biliyoruz. Sonraki dönemlerde Emevileri kastediyorum. Gazilik farklı bir anlama bürünmüş. Bu sınır şehirleri var. Arap coğrafyasıyla Orta Asya'yı, Asya'yı, Horasan, Mavirahin Nehir, o bölgeleri bağlayan sınır kasabaları var. Müslüman olmayan Türkler buralara yağma faaliyetlerinde bulunuyorlar. Araplar da bu yağma faaliyetlerinde bulunan Türklere karşı kolluk kuvveti oluşturmuşlar. Ve bunlara gazi adını vermişler. Zamanla bu gaziler farklı bir kimliğe bürünüyor. Yağma eden Türklerden daha fazla zarar verir hale geliyor. Arap halkı bunlardan yaka silkmiş. Bakın Kur'an-ı Kerim'de çok yüce bir şekilde övüldüğü halde. Peki günümüzde bizim alışık olduğumuz, bildiğimiz gazi kavramına nasıl geliyor? Ha işte o da Selçuklular ve Osmanlılarla oluyor. Hak ettiği, gerçek olması gereken yerine bu iki devlet Selçuklular ve Osmanlılarla gazilik ulaşıyor. Şöyle gerçek anlamına ulaşıyor. Gerçek anlamına ulaşıyor. Şöyle madem öncesine dönüyoruz. Aslında bu da ikiye ayrılıyor. Nasıl ki demin muharip gaziler ve malul gaziler olmak üzere gaziyi iki ana başlık altında ayırdıysam, İslam dininde de seferler ikiye ayrılıyor. Savaşlar, sefer değil, savaşlar ikiye ayrılıyor. Şöyle, birisi savunma. Eğer bir İslam ülkesi tehdit altındaysa, birazcık dini bilgisi olanlar bunu bilirler, farz-ı ayındır. Yapılması zorunlu olan. Ülkeni savunmak zorundasın. Eğer sefere çıkarsan da bunu farz-ı kifaye deniliyor. Farz-ı ayn zorunlu. Bunu bir ikiye ayırmış işte. Savaş türü açısından. Savunma durumundaki savaşa gaza demiş. Farz-ı kifaye dediğimiz hücum anlamındaki fetihe yönelik savaşa da cihat demiş. Evet. Ve bu karşımıza ne olarak çıkıyor? Mücahit olarak. Peki neden az önce Selçuklular ve özellikle Osmanlıları vurguladım ben? Çünkü hem farz-ı ayını hem de farz-ı kifayeyi yani savunma ve hücum savaşlarını gaza ve gazilik kavramı altında birleştiren Osmanlı olmuş. Gerçek anlamını bulmuş. Evet. Biz günümüzde pek mücahit kelimesini kullanmayız. Çünkü cihat gazi, diyor. Evet. Cihat diyor. Savaş. Bunu bu şekilde yapıyor ve gazilik peki sadece İslam diniyle mi karşımıza çıkıyor? Hayır. Gazi kelimesinin İslamiyet'ten önceki Türk kültüründe, Türk hayatında, askeri hayatında zaten yeri var. O kelime hocam, ne? Hocam şimdi gençlerin bir merak ettiği bir şey var. Mesela ben bundan çok karşılaşıyorum. Şimdi üniformalı birisi cihat yapmıyor. Bir kolluk kuvveti, üniformalı birisi. Bir görev sırasında üniformalıyken ya da üniformasızken, sivil hayatındayken herhangi başına bir iş geldi. Şimdi bu gazi mi sayılıyor? Valla kolluk kuvvetinin içerisinde olması şart. O şekilde geçiyor. Neden görev böyle sırasında, dedim? Görev sırasında. Görev sırasında. Şöyle. Yani bir polis sivil kıyafetindeyken veya bir asker sivil kıyafetindeyken bunu mu kastettiniz? Yani öyleyse nasıl mesela? Ya o da gazi. Tabii canım o da gazi oluyor. Resmi görevli. Ama gazilik şöyle. Gaziliği mesela ben 1997 yılında Kuzey Irak'taydım. Orada pek çok çatışmaya girdim, çıktım. Şimdi Ali Hoca'yı gazi denir mi? Ali Hoca'yı gazi denmez. Neden? Gazilik makamını verecek olan devlettir. Devlet onaylar bunu. Evet. Nasıl ki şehadet, tamam
memleketi ama için. Ama sen şimdi bir tarafından yaralansaydın, bir uzvundan herhangi ha, o zaman Mahlul Gazi'ydim işte. Mahlul Gazi. O zaman Mahlul Gazi'ydim ben. Anladım. Devlet tamam mı bunu şey yapacaktı. Yani çok fazla böyle bir spekülasyon var. İşte görev şehidi, görev gazisi yok işte. Yani böyle bir kafa karıştı. Yani biraz bu kadar ulvi ve bu kadar kutsal bir makam artık biraz böyle önüne gelene verilmeye başladı gibi. Gençlerde özellikle bir kanaat oluşuyor yani. Tek onay makamı biraz. Devlettir. Anladım. Kesinlikle ve kesinlikle devlettir. O zaman çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Komuta kademesine baktığımızda şimdi ben tekrar tarihte geriye döneceğim. Pek çok gazi adı sayacağım ama son 150 yıllık tarihimizde bizim komutan olarak sadece 3 tane gazimiz var. Bakın nice komutan var ya, yüzlerce komutanımız olmuş bizim. Kaç tane gazi komutanımız var? Vallahi ben birini biliyorum. 3 tane. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Rumi takvim nedeniyle 93 Harbi olarak bildiğimiz savaşta 2 tane gazimiz var. Birisi Gazi Osman Paşa. Bakın Osman Paşa demedim. Gazi Osman Paşa, Batı cephesinde, Balkanlarda, öbürü de Doğu cephesindeki Ahmet Muhtar Paşa, Gazi. Ne veriyor buna? Devlet veriyor. Evet. Devlet tarafından veriliyor. Yani halkın yakıştırması değil bu. O otorite. Evet, veriyor. Resmi olarak onların ünvanı peki, Gazi'dir. Bir saniye. Ve Mustafa Kemal Atatürk. O da yani Ethem Bey Atatürk'ü çok sevdiğinden, savaşlarda mücadele ettiğinden, Ali Hoca Atatürk'ü çok sevdiğinden, savaşlarda mücadele ettiğinden değil, Sakarya Meydan Muharebesi'den sonra parlamento tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından resmi olarak verilmiş bir ünvandır bu kendisine. İşte zaten yarın kutlanacak olan 19 Eylül Gaziler Günü de sanırım o meclis kararıyla evet, denk parlamento düşün. Kararı. Parlamento kararı. Orada bir saate denk gelmesi kurşunun Sakarya Meydan yok yok orada mesela Sakarya'da 16 Ağustos'ta top seslerinden dolayı atının ürkmesi var. Atından düşüyor. İki kaburgası kırılıyor. Ondan sonra Çanakkale'deyken Atatürk'ün kronik böbrek rahatsızlıkları vardı. O böbrek rahatsızlıklarına rağmen savaşa devam edişi. Trablusgarp'ta gözünden yaralanıyor. Hı. Az daha gözünü kaybediyordu. Bir bütün olarak bakıyoruz biz ona. Yani Atatürk işte sadece dediğiniz gibi Çanakkale'de Conk Bayırı'nda saatine şarapnel parçası geldi veyahut da Trablusgarp'ta az daha gözünü birkaç kaybedip ondan ya. Değil. Bir bütün. Ama buna rağmen Atatürk, kararı veren parlamentodur. Şimdi evet. Ben bunların şeylerini düşünelim. Beşli takrir. Beş tane takrir var. Yani beş kez teklif edilmesi var. Çoğunluk var. Öyle bir yani sadece Fevzi Çakmak Paşa'nın veya İsmet İnönü'nün değil. İsmet İnönü Paşa'nın teklif etmesiyle değil. 5 tane farklı takrir var. Farklı farklı gruplar, farklı farklı fraksiyonlar. Onların teklifleri sonucunda Mustafa Kemal 19 Eylül'de, bu arada neden 19 Eylül'ün Gazi günü olduğunda bilmeyenlerimiz öğrenmiş oldu. 19 Eylül 1921 tarihinde Mareşal rütbesine ve gazilik ünvanına layık görüldü. Şunu da ekleyeyim. Yani buradan İsterseniz tabii tam cümlelerini de Mareşal okuyabilirim. Savaş kazanmış general. Mareşalliği de açıklayacağım. Ama bakın o kadar tevazu sahibi bir insan ki önce bir teşekkür ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Arkasına diyor ki bu mareşallik diyor ve özellikle gazilik diyor Türk milletine aittir, Türk ordusuna aittir. Ben bunu Türk ordusuna ithaf ediyorum. Onun gerçek sahibi Türk ordusudur diyor. Zaten bizim ordu da ne olarak geçiyor? Gazi ordu olarak geçiyor. Gazi kelimesinden gidelim. Meclis ne diye geçiyor? Gazi kelimesi. Az önce ben ne dedim? Son 150 yılda 3 tane komutanımız gazi. Şehrimiz var. 1921 yılında. Bakın dünyada tektir. Antep neydi? Antep'ti. 1921 yılında milli mücadele zamanında göstermiş olduğu başarıdan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hem onore edilmek hem de motivasyonlarının devam etmesini sağlamak amacıyla Gazi ünvanı verildi. İlin adı değişti. Tabii Gaziantep oldu. Daha sonra 73 yılında Maraş'a kahraman, 84 yılında da Urfa'ya şanlı ünvanları verildi. Ama sıcağı sıcağına Antep'e hemen gazilik verildi. Peki bakıyoruz, bugün Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin en köklü kurumlarından olan üniversitenin adı ne? Önce yüksek okuldu. Gazi.
hemen hemen gittiğimiz her kasabada, her şehirde bir sokak adı, bir cadde adı, bir mahalle adı görüyor muyuz? Gazi Mahallesi mutlaka görüyoruz. Hocam ben hem izleyicilere hem de özellikle genç izleyicilere, bilhassa öğrencilerinizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Çok değerli bilgiler verdiniz. Buradan hem toplumumuza, hem yaşayan insanlarımıza, hem de özellikle liseliler, ortaokullar, gençlerimize, gazilere yaklaşımımız, gazilere ve şehitlere ve şehitlerin yakınlarına yaklaşımımız konusunda bir tarihçi olarak ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Ben bunu bir benzetmeyle yapabilir miyim? Evet. Her çocuğun, ki bizler de çocuktuk, annesi babası vardır. Ve genelde ailelerde, genelde diyorum, roller şöyle dağıtılmıştır. Çocuk harçlığı babadan bekler. Devlet için hangi nitelemeyi kullanıyoruz biz? Devlet baba diyoruz. Bu gazilerimizin, özellikle malul gazilerimizin bir takım organlarını yitirmesinden dolayı, tamam mı, ekonomik zorluklarla karşılaştıklarını, çünkü öyle organlarını kaybedenler var ki iş hayatından çekilmek zorunda kalıyorlar. Bunlara devletimizin ekonomik yönden yardım etmesi gerekiyor. Etmemiştir anlamında demiyorum bunu. Anladım. Siz sordunuz. Daha da iyileştiniz. Çünkü hani gençlerimiz dediniz, yarın gençlerimiz bu devletin yöneticileri olacaklar. Gazilerimizi devlet baba olarak sahiplenmeleri gerekiyor. Peki anne ne? Anne de bizim şımardığımız, bizim sevgi, merhamet, şefkat gördüğümüz. İşte orada millet devreye giriyor. Şimdi bizim mesela gençler şimdi askere gidecekler. Aslında her biri şehit ve gazi adayıdır. Gazi adayı, ha ya, o çok önemli. Ya öyle düşünüp, yani ben de böyle olabilirim, ben de bu duruma düşebilirim, ben de gerekse vatan için canımı verebilirim, savaşabilirim. Çok ulvi bir şey. Gençlerde oluşturulması lazım, oluşması lazım. Hocam yarın Gaziler Günü dolayısıyla çelenk merasimimiz var. Katılacaksınız, biz de katılacağız. Görüntüleri insanlarla paylaşacağız. Dediğim gibi yani ben bunun kitabını yazdım. Dalaman'daki şehit yakınlarıyla, gazilerle. Kitaptan sonra birçok rahmetli olan oldu. Benim şahsen görüştüğüm bir sürü de insan var. Benim özellikle yani yayıncı olarak bu benim kırmızı çizgilerimden bir tanesi. Şehitler ve gaziler. Hepimizin benim kırmızı çizgilerimden bir tanesi. Onun için bu sene böyle bir bu işi akıl ettik, iyi ettik yani. Hocam da değerli fikirlerine başvurmuş olduk. O kendisi bayağı uzun uzun hazırlanmış ama hocam da tabii bir bilgi derya yani. Ya İnşallah önümüzde 10 Kasım Atatürk'ü anma programımız. Benim oturarak konuşmaya, anlatmaya. Ya biraz o stres var. Şey yapmam lazım, Ekim alışmam Cumhuriyet lazım. Bayramında da hocamın değerli fikirlerine başvuracağız. Sevgili Ali Ertem hocama, Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE'sinde çalışmakta olan tarih hocamız Ali Ertem hocamıza değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum ve en son sözü ona bırakıyorum. Benim sözümü siz söylediniz. Bir anne şefkatiyle, çünkü hepimiz bu milletin birer ferdiyiz, bireyiz. Gazilerimize ve şehit yakınlarına, onlardan merhametimizi, sevgimizi, şefkatimizi eksiltmeyelim. Kucaklayalım onları. Evet. Bu bir acıma değildir. Eğer acıma durumu varsa acınacak olan, bu merhametini, sevgisini, şefkatini eksik edecek olan bizlerizdir. Sevgi. Evet, bir hani acınacak durum varsa budur. Onlardan lütfen, tamam mı, sevgimizi, şefkatimizi eksik etmeyelim. Saygımızı. Saygı o zaten. Yani sevginin, şefkatin olduğu yerde saygı da olacaktır. Hocam çok teşekkür ederim. Onları biz var ya sırtımızı alsak, bütün dünyada dolaştırsak, haklarını kesinlikle ve kesinlikle ödeyemeyiz. Aynen katılıyorum hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ediyorum. İnşallah benzeri programlarda buluşmak. Destek görürsek, destek bulabilirsek, inşallah. Önümüzdeki i̇nşallah. Programların yapılmasına, hazırlanmasına sevgili izleyicilerimiz onay vermiş olurlar. Evet, onlardan gelecek desteğe göre. Yorumları da bekliyoruz. Evet. Olumlu, olumsuz yorumlarını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, 19 Eylül Gaziler Günü'nden bir gün önce Dalaman Anadolu Lisesi'nde Ali Ertem hocamla beraberdik. Yarın törenlere katılacağız. Biz dedik hani en azından yeni nesil için, yani gençler için gazilik, şehitlik nedir? Bu anlamda hasbelkader birkaç bir fikrimizi, hocamın değerli fikirlerini paylaşalım dedik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum.